Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te Kasımpaşa'da doğdu. Aslen Rizeli. Babası kıyı kaptanı, annesi ev hanımıydı. 1965'te İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne parasız yatılı kaydoldu. Milli Türk Talebe Birliği'ne gidip gelmeye ve siyasetle ilgilenmeye bu yıllarda başladı. Spora düşkünlüğüyle biliniyor. Oyun stili ünlü Alman futbolcuya benzetildiği için İmam Beckenbauer diye çağrılıyordu. Cami Altı ve İETT gibi kulüplerde futbol oynadı. Ancak babası profesyonel futbolcu olmasına izin vermedi. 1974 yılında Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'na kaydını yaptırdı. Siyasete Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi'nin gençlik kollarında başladı. 1976'da Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanı oldu. Kısa sürede yükseldi ve 12 Eylül'e kadar İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığını yürüttü. Darbeden sonra askere gitti. Dönüşte bir süre özel sektörde müşavirlik ve yöneticilik yaptı. 1983 yılında Refah Partisi ile siyasete döndü. 1985'te İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi seçildi. 1987 genel seçimlerinde ilk kez milletvekilliği için aday oldu ama seçilemedi. 1989 yerel seçimlerinde Refah Partisi Genel Merkezi'nin itirazlarına rağmen Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Kaybetti. 1991 genel seçimlerinde tekrar vekil adayı oldu. Bu kez seçildi ancak vekilliği 11 gün sürdü. Tercihli oy sisteminde Refah Partililer bir alt sıradaki Mustafa Baş'a Erdoğan'dan daha fazla oy vermişti. Erdoğan'ın milletvekilliği düştü. Siyasi kariyerindeki dönüm noktası 1994 yerel seçimleri oldu. Solun iki ayrı aday çıkardığı seçimde %25.19 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 4,5 yıl süren başkanlığı 12 Aralık 1997'de Siirt'te yaptığı bir konuşmada okuduğu asker duası şiirinden dolayı hapse girmesiyle son buldu. Camiler kışlamız, müminler asker. 26 Mart 1999 günü girdiği cezaevinde 4 ay geçirdi. Bu arada Refah Partisi kapatılmış, yerine kurulan Fazilet Partisi'nde gelenekçi-yenilikçi ayrımı su yüzüne çıkmıştı. Yenilikçi kanat Recai Kuta'nın karşısına Abdullah Gül'ü çıkardı. Gül kongreyi kaybetse de yenilikçiler güçlerini ispat etme şansı bulmuştu. 2001'de Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla gelenekçiler ve yenilikçilerin yolları tamamen ayrıldı. Yenilikçiler Erdoğan hapisten çıktıktan sonra Anadolu'da toplantılar düzenledi. 14 Ağustos 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Erdoğan partinin ideolojik pozisyonunu muhafazakar demokrat olarak açıkladı. Meydanlarda Erbakan'dan ziyade Turgut Özal ve Adnan Menderes'le bağ kuruldu. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde %34.29 oyla tek başına iktidar oldu. 3 Kasım'dan sonra Türkiye yeni bir döneme girmektedir. Türkiye'nin önünde yeni bir ak sayfa açılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan için seçimlerde aday olamaz kararı verince 58. hükümeti Abdullah Gül kurdu. Deniz Baykal başkanlığındaki CHP'nin de desteğiyle yapılan anayasa değişikliğiyle Erdoğan'ın seçilmesinin önündeki engel kaldırıldı. AKP, bir köyde sandık kurullarının oluşturulmaması ve bir sandığın kırılmasını gerekçe göstererek Siirt'teki seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu. YSK bu başvuruyu kabul etti ve 9 Mart 2003'te yenilenen seçimde Erdoğan 22. dönem Siirt milletvekili seçildi. 58. Gül hükümeti istifa etti. Erdoğan 59. hükümetin başbakanı oldu. Piyasalara dost ekonomi anlayışıyla iktidara gelen AK Parti ilk döneminde büyümeye odaklandı. Kemal Derviş'in uygulamaya koyduğu reform programlarına ve halihazırdaki AB'ye tam üyelik sürecine sahip çıkıldı. Laiklik tartışmaları, askeri vesayet gibi konular 1. AK Parti iktidarı sırasında sık sık gündemi meşgul etti. 27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde E-Muhtıra olarak bilinen hükümete karşı bir bildiri yayımlandı. Ters tepti. Erdoğan liderliğindeki AK Parti 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde oylarını %47'ye yükseltti. İkinci döneme askerlerin başını çektiği, çok sayıda ismin yargılandığı Ergenekon ve Balyoz davaları damga vurdu. Bu hesaplaşma süreci yıllar sonra Gülencilerle özdeşleştirilecekti. AK Parti 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde Türkiye genelinde %38 oy alarak bir önceki seçime göre gerilese de çoğu il ve ilçenin belediye başkanlığını kazandı. İsrail ile ilişkiler gerilirken Erdoğan'ın Arap dünyasındaki popülerliği arttı.
Erdoğan'ın ustalık dönemi olarak adlandırdığı 3. dönem, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde alınan %49,8 oyla başladı. Bu sonuçlar inşallah barışa, adalete, huzur ve istikrara katkı sağlasın diyorum. Erdoğan başkanlık sistemini ilk kez bu dönem dillendirmeye başladı. 2012 sonunda İmralı ile görüşmeler üzerinden Kürt sorunu çözüm süreci başladı. Haziran 2013'teki Gezi Parkı protestolarına karşı tavrı kutuplaştırmayı tırmandırdı. Pislikten geçilmiyor, sidik kokusundan geçilmiyor. Birçoğu büyük abdestini de oraya yapıyor. O güne kadar Erdoğan'a destek veren demokrat kesimleri otoriterlik şüphesi sarmaya başlamıştı. Bu gerginlik, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla 17 Aralık 2013'te bazı bakanların çocukları ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'a yönelik operasyonla başka bir boyuta evrildi. Ama bunlar gidiyor, alçakça, hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. 25 Aralık'ta 41 kişilik bir gözaltı listesi hazırlandı. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da şüpheliydi. Ancak emniyet, savcının talimatlarını yerine getirmedi. AK Parti ile Fethullah Gülen cemaati arasında yıllardır süren muhabbet çatışmaya dönmüştü. AK Parti çevreleri Gülencilerin yargı ve emniyet bürokrasisi içerisindeki yapılanmasıyla sivil bir vesayet kurmaya çalıştıklarını söyledi. Erdoğan bunu paralel devletin seçilmiş hükümete karşı darbe girişimi olarak tanımladı. Çok sayıda polis ve yargı mensubunun görev yeri değiştirildi. Erdoğan bu ortamda gidilen yerel seçimlerden de zaferle ayrıldı. Balkon konuşmasında Gülencileri hedef aldı. Bu şehitlerin kanıyla yoğrulmuş bu toprakları, evet, biz Pensilvanya'ya veya onun buradaki hain uzantılarına asla teslim etmeyiz. 17 Aralık'ta gündeme gelen yolsuzluk iddiaları ise hiç araştırılmadı. Parti içinde Ahmet Davutoğlu'nun da içinde olduğu isimlerin, yolsuzluk iddialarına başvuranların soruşturulması talebi reddedildi. Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te düzenlenen ve Cumhurbaşkanı'nı ilk kez halkın seçeceği seçimlerde oyların %52'sini aldı ve 12. Cumhurbaşkanı oldu. Görevde geçirdiği ilk yıl tarafsız olup olmadığı, hükümet üzerindeki etkisi ve Çankaya Köşkü yerine kullanmaya başladığı Beştepe'deki sarayla ilgili eleştiri ve suçlamalarla geçti. 62. hükümetinin başbakan adayı da Ahmet Davutoğlu kardeşimdir. Türkiye 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken o da sahaya indi. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. AK Parti bu seçimlerden 9 puanlık kayıpla çıktı. Tek başına iktidarı kaybetti. Erdoğan'ın hükümeti kurmak için görev verdiği Ahmet Davutoğlu'nun koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Ancak Erdoğan başka bir isme görev vermedi. Seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden süreçte çözüm süreci sonlandı. PKK yol kesme ve şantiye basma eylemlerine başladı. Türkiye canlı bombaların intihar saldırılarına sahne oldu. Bu saldırılarda onlarca insan yaşamını yitirdi. Saldırı ve katliamların gölgesinde yenilenen seçimde güvenlik kaygısı ön plandaydı. 7 Haziran 1 Kasım arası olağanüstü koşullar olmuştur. Olağanüstü olaylar, gelişmeler yaşanmıştır. AK Parti %49,5'la yeniden tek başına iktidar oldu. O sandıklara sadece eski Türkiye'nin partilerini değil, eski Türkiye'nin zihniyetini, kaosu, şiddeti, terörü, istikrarsızlığı gömdünüz. Ancak Erdoğan parti ve hükümeti emanet ettiği Davutoğlu'yla ayrışıyordu. Davutoğlu, Pelikan dosyası, saray darbesi gibi isimlerle anılan sürecin sonunda Cumhuriyet tarihinde askeri darbe, gen soru ya da seçim mağlubiyeti yaşamadan görevi bırakan ilk başbakan oldu. Bizlere oy veren 24 milyon ak sevdalılar açısından bir veda değil, vefa kongresi olmalıdır. Yerine Erdoğan'a sadakatiyle ünlü Binali Yıldırım geldi. Türkiye 15 Temmuz 2016'da kanlı bir darbe girişimine sahne oldu. Meclis bombalandı. Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otel basıldı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Darbe bastırıldı. OHAL ilan edildi. Darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla bertaraf edilebilmesi için olağanüstü hal ilan edilmesini
hükümete tavsiye etme kararı aldı. HDP'nin eş genel başkanlarıyla Osman Kavala hapsedildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürpriz desteğiyle 16 Nisan 2017'de OHAL koşulları altında başkanlık sistemi için referanduma gidildi. Sandıktan %51.4 ile evet çıktı. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Muhalefete göre YSK'nın seçim sabahı mühürsüz oyların geçersiz sayılması yönünde aldığı karar referanduma gölge düşürdü. Kurulu sayım başladıktan sonra kuralları değiştirmiştir. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Muharrem İnce'yi ilk turda yendi. Erdoğan artık muhaliflerince ucube olarak adlandırılan bir başkanlık sisteminin partili cumhurbaşkanıydı. Benim kanaatim yani bir cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesi bir defa ülkedeki siyasi etkinliğin zafiyet bulmasını getirir. Hakkındaki otoriterlik eleştirileri giderek büyüyor, tek adam rejimine dayalı yeni sistemin ülkeyi felakete sürüklediği söyleniyordu. Yeni sistemde kuvvetler ayrılığının fiilen ortadan kalktığı, hukuk devletinin aşınmaya başladığı ortaya çıkıyordu. Damadı Berat Albayrak'ı Maliye Bakanlığı'na getirmesi çok eleştirildi. Merkez Bankası başta olmak üzere özerk olması gereken kurumlara doğrudan müdahale ediyordu. Normal şartlarda görev süresi 4 yıl olan Merkez Bankası Başkanlığı makamı 2016'dan bu yana 4 kez el değiştirdi. O yaz dolar kuru fırladı. Erdoğan'ın uzun iktidarı boyunca övündüğü ekonomik başarı tersine dönüyordu. 2019 yerel seçimlerine bu atmosferde girildi. İstanbul'da Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Mehmet Özaseki'yi aday gösterdi. AKP büyük kentlerde seçimleri kaybetti. Ancak İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun zaferini tanımadı. YSK seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yenilenen seçimlerde Erdoğan'ın gözbebeği İstanbul farkla kaybedildi. Erdoğan karşıtı muhalefet artık konsolide oluyordu. MHP'li ittifakı Erdoğan'ı milliyetçi ve otoriter siyasete kilitlemişti. Beka, yerlilik ve millilik, dış güçlere karşı direniş gibi söylemlere sarıldı. 2020'de damadı artık gelenekselleşen görevden af mektubunu Instagram'da yayınlayarak bakanlıktan ayrıldı. Erdoğan onun yerine Lütfi Elvan'ı atadı. Ancak uzun sürmedi. Sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu. Faiz sebep, enflasyon netice diye formüle ettiği yeni ekonomi politikasında ısrarcıydı. Ortodoks ekonomi politikalarına meydan okuduğunu söylüyordu. Elvan'ı görevden alıp yerine Nureddin Nebati'yi atadı. Ancak işler yolunda gitmedi. Son 2 yılda Türkiye, bağımsız araştırmacılara göre tarihinin en yüksek enflasyon oranlarını gördü. Erdoğan, 2023 seçimlerine hazırlanırken, Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına yol açan dönemleri oldu. 22 yıllık iktidar, kaynak, insan gücü ve kapasite Türkiye'yi depreme hazırlamaya yetmemişti. Deprem felakete dönüştü. Afete müdahale aşırı merkezileşmiş idare nedeniyle aksadı. Erdoğan deprem sonrası ekranlara geç ve sert bir yüz ifadesiyle çıktı. Ve namussuz, ve adi, haysiyetsiz, namussuz kişiler onlarla tartışma günü değil. Sonrasında helallik istedi. Arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Şimdi uzmanlara göre kariyerinin en zor seçimine hazırlanıyor. Yeniden Refah Partisi ile adı Hizbullah'la anılan Hüdapar'ı ittifaka dahil etti. Ve tamamıyla yerli ve milli bir yapı. Hüdapar'da Cumhur İttifakı'na desteğini bundan dolayı açıkladı. 2002'de yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadeleyle iktidara gelen Erdoğan şimdi aynı sebeplerle eleştiriliyor. Muhaliflere göre yarattığı aşırı merkeziyetçi ve otoriter rejim Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Vefat falan var mı? Yok. Elhamdülillah. Muhafazakar demokratın demokrat kısmı çoktan gitti. Kimilerine göre Erdoğan zaten demokrat olmamıştı. Taraftarlarına göre ise Cumhuriyet tarihinin en güçlü liderlerinden biri. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında şahlanışına da ancak o önderlik edebilir. Sevenlerinin tabiriyle reisin hüsranla başlayıp 21 yıldır kesintisiz iktidarla devam eden yolculuğu tamam mı yoksa devam mı diyecek, ona 24 Mayıs'ta sandık başına giden yurttaşlar karar verecek.